Kanal Avrupa ekranlarından, Sektörün Aynası programından herkese merhaba sevgili izleyenler. Efeler Diyarı Aydın'dayız, Şelale Restoran'dayız. Thank you.
Sektörün Aynası'nda bugün sizlere Söke ilçesine bağlı Güllübahçe Beldesi'nin en güzel restoranını tanıtacağız. Şelale Restoran. Yanımızda restoran sahibi İhsan Erol var. Hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. İhsan Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben 1962 doğumlu, Trabzonluyum. Yaklaşık 24 yıl önce buraya geldim. Buradan evlendik. Eşim buralı. Kendi mesleğim, yaşayacak 39 yıldır bu iş yapıyoruz. Evet. İşimi seviyorum. Şöyle bakınca yanımızda 700 yıllık bir çınar, arkamızda da 1200 yıllık bir su kemeri var. Biraz bize buranın tarihinden bahsedebilir misiniz? Aynen doğrudur. Bu çınar gerçekten çok ulu bir çınar. Ve arkamızda görmüş olduğunuz su sarnıcı, 1200 yıllık bir eser yaklaşık, işte bilmiyorum ama Romalılara ait diye düşünüyorum. Bundan 50 yıl önce burada bir değirme vardı. Arkamızda gördüğünüz ağacın olduğu yerde pahalı bir şekildeymiş. O zamanki belediye başkanı rivayete göre işte çarkın altında altın var veyahut işte bu harabeyle gezen bütün turistler bu değirmeni gezermişler diye para vermiş. Hasetliğinden de ya da işte hazine vardı, yıkmış, tarihi yok etmiş. Çok ayıp, çok yazık. Bak, bu bölümü kalmış herhalde su kemerinin. Şelale peki, biraz şelalden bahsedelim. Bu su yaklaşık 4 kilometre dağdan geliyor. Bu bellerin içme suyu depodan dışarı artana bize geliyor. Bir kısmı da bahçelere gidiyor. Ve yıllarda akıyor işte böyle gördüğünüz gibi. Şelale Restoran kaç yıldır faaliyette? 65 yılında kuruldu. O gün bugün faaliyette. Biraz Şelale Restoran tanıtabilir misiniz bize? Şimdi burası Söke'nin küçük bir beldesi. Söke'den burası 10 kilometre. Hemen ilerimizde bir tarihi bir harabeler var. Dünyanın ilk planlı şehrinin bir tanesi. Piren harabeleri. İşte burada ağırlık yabancılar, Avrupalılar. İhsan Bey, Şelale Restoran olarak hizmet ve faaliyetlerinizden bahsedebilir misiniz? Biz sabah kahvaltıları gruplara veriyoruz. Yaklaşık 20 çeşit açık büfe sabah kahvaltısı. Öğrende işte gruplara set menü, çupra ağırlıklı, çupra malı, salata. Yani da yaklaşık 20 çeşit zeytinyağlı çeşitimiz. Kızgara çeşidi, envai çeşidi ve spesiyellerimiz var. Köy kahvaltısı da var. Tabii. Sebbe kahvaltı veriyoruz. Çok güzel yani. Menünüzden bahsedebilir misiniz? İşte tavuk şiş, çoban kavurma, şelale kebabı, Adana, Urfa, Antep, saç kavurma, işte et sote, aklına gelirse yok yok. Her şey var. Mezeleriniz? Yaklaşık 20 çeşit mezemiz var. Soğuk zeytinyağlı, number var diyebilirim. Görmeniz lazım. İhsan Bey, siz gerçekten bir işletmeci olarak işinize çok bağlısınız. Yenilikleri takip ediyor musunuz bu alanda? Tabii ki. İşimi severek yapıyorum ve haz duyuyorum. Ve aşk bağlanmışım işime. Son derece ürünlerimiz... Sürekli değişikliklere gidiyorsunuz. Muhakkak. Çok seviyorum. Değişik yapmayı. Her sene değişik yapacağız nasip olursa. Değişik şeyler yapacağız. Hedefleriniz neler peki? Vallahi burayı marka yapmanın peşindeyim. Kısa bir sürede hem de yani öyle uzun bir sürede, kısa bir sürede buraya marka yapacağım. 5 sene sonra emekli olacağım. Biz ayrıca çalışıyoruz. Çoluk çocuk. Çocuklara bırakacağım. Ben inziva çekileceğim. Ama tabii ki çocuklar tamamen bu işe pişmiş olacak. Bir de memleketinizde Trabzon'da bir şube açmayı düşünüyorsunuz. Evet. Olabilir. Tabii ki. İnşallah. İnşallah. İhsan Bey, genelde Şelale Restoran'da yurt dışından müşterileriniz geliyor. Onlara özel bir hizmetiniz var mı? Özel menüleriniz oluyor mu? Tabii ki. Acentelerin bize karşı talepleri oluyor. Mesela set menü istiyor, var. Alakart istiyor, var. Yani isteklere her türlü karşılık veriyoruz. Gruplar ağırlıklı. Öğle servisleri mesela çok ağırlıklı gruplar. Özel organizasyonlarda yer alıyor musunuz? Düğün, davet? Tabii ki. Nişan, düğün, sünnet. Tabii ki. Peki. İhsan Bey, biz bugün çok güzel bir güne denk geldik. Bahar'ın gelişini kutluyoruz. Hıdrellez şenliğindeydik. Neler söylemek istiyorsunuz? Her yıl bu şenlikler, bu aktiviteler burada yapılıyor. Her yıl iki defa. Tabii ki çok güzel. İnsanlar eğleniyor. Görmekte fayda var.
Sayın Başkanım, Gülübahçe'de çok güzel bir eğlence tertip ettiniz. Bununla ilgili neler söylemek istersin? Vallahi bu bahar bayramı ilerlesin günü yapıyoruz, devamlı yapıyoruz bunu. Geleneksel hale geldi gibi diyebiliriz. Kendi aramızda böyle işte eğleniyoruz, çalıyoruz, oynuyoruz. Her sene düzenleniyoruz. Her sene düzenliyoruz. İnsanlar bir araya geliyor işte, kendi birbirlerini görüyorlar. Hoş bir gün oluyor. Bahar'ın kutlamasıyla beraber tabii. Peki başkanım, çok teşekkür ediyoruz sizlere. İzleyenlerine neler söylemek istersiniz? Son olarak eklemek istedikleriniz? Buraya kadar geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Thank you.
Sevgili izleyiciler, gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden bir tanesi Söke'ye bağlı Gülübahçe Beldesi'ndeydik. Şelale Restoran'ı tanıttık. Bir başka sektörde görüşmek üzere. Hoşçakalın.